Evet, adaylarımız harıl harıl seçime hazırlanıyor. Kimi vatandaşla birlikte, kimi mitingler düzenliyor, kimi yaptıklarını anlatıyor, kimi çay dağıtıyor. Herkes bir şekilde vatandaşlara ulaşmaya ve hizmetlerini aktarmaya çalışıyor. Son 34 gün. Kısa bir süre sonra artık sandık başına gideceğiz ve yerel yöneticilerimizi seçeceğiz. Demokrasilerde vatandaşın sandığa gitmesi çok önemli ve bizim ülkemizde biz çok büyük oranda sandığa gitmeyi tercih ediyoruz. Diğer ülkelerdeki seçimlerle kıyasladığımızda oranlara göre söylüyorum bunu. Tabii ki bu bağlamda hem sandık güvenliği hem vatandaşın oyunu bilinçli bir şekilde kullanması çok da büyük önem taşıyor. Ama zaman zaman da sorunlara neden oluyor. İşte bunları konuşacağız bugün ve konuğumuz Oy Birliği Platformu sözcüsü Ömer Şahan. Hoş geldiniz demek istiyorum Ömer Bey öncelikle. Ömer Bey'le genel seçimler öncesi birlikteydik ve yaptıkları çalışmalardan bahsetmiştik. Peki yerel seçimlerde nasıl çalışmalar yapıyorlar? Biraz ondan bahsedeceğiz ama öncelikle Oy Birliği Platformu nasıl doğdu? Neyi amaçlıyor ve doğduğundan bugüne kadar nasıl gelişim gösterdi? Onu aktarmanızı rica edeceğim. Ya, Oy Birliği Platformu aslında bir sivil toplum hareketi olarak ortaya çıktık. Çok değerli arkadaşlarımız var. Bir fikir alışverişi yaparken ya demokrasiye nasıl katkı sağlayabiliriz? Bu topraklarda demokrasinin kök salması, kalıcı hale gelmesi, neler üretebiliriz diye konuşurken o 14 Mayıs'tan yaklaşık 6 ay önceydi. Ya bir sivil toplum hareketi yapalım. Sandık güvenliği çok kıymetli. Seçmenin sandık başında bulunması, oy kullanması, sandığa gitmesi birinci temel hedefimiz. Yani oy kullanma olmadan işte bir yerel seçim yapıyoruz şu anda. Ben diyorum ki kendinizin ve kentinizin seçimi bu aslında diyorum. Dolayısıyla sizin sandığa gitmediğiniz zaman ortaya çıkan sonuçtan şikayet etme hakkınız yok. Sandığa gitmediğinizde çıkan sonuç, sizi mutlu eden bu sonuçsa aslında mutlu yaşamaktan hakkınız yok. Mutlaka oyunuzu kullanmanız lazım. Birinci temel hedefimiz buydu. Sizin az önce bahsettiğiniz gibi birçok Avrupa ülkesinden çok öndeyiz biz sandık katılımı. Bu 14 Mayıs'ta da 28 Mayıs'ta da zirveye ulaştı Türkiye'de. Evet. Çok kıymetli demokrasi adına. İkincisi seçmenin oyunu doğru kullanması. Nasıl doğru kullanması? Yani sandığa gittiğinde oy pusulasıyla mazbat arasındaki ilişkiyi kurarken kullandığı oyun, kullandığı iradenin doğru olması lazım ve geçerli sayılması lazım. Dolayısıyla doğru oy kullanımı ile ilgili de bir farkındalık çalışması yapıyoruz. 14 Mayıs'ta yaptık, 28 Mayıs'ta. Şimdi yine yapıyoruz. Biz başladık, sahadayız. Dün Üsküdar Meydan'daydık, bugün de oradayız. Bir sandık kurduk Üsküdar Meydan'da. Bir seçim çadırı kurduk. Vatandaşlar geliyorlar, evet orada işte hiçbir parti ismi vermeden A partisi, B partisi, C partisi diye bir oy pusulası hazırladık. Kabine giriyorlar, kapalı kabinde. Oy kullanıyorlar ve oylarını doğru kullanma tecrübesini sandığın başına gitmeden önce bir kere daha yaşatıyoruz. İstanbul'un değişik meydanlarında bu seçim döneminde olacağız. Bu da ikinci temel görevimiz. Oyunu doğru kullanma, geçerli geçersiz oy. Üçüncüsü de seçmen bir karar verdi. Ortaya bir seçim sonucu çıktı. Seçmenin ortaya koyduğu kararın doğru bir şekilde sayılması, doğru bir şekilde kayıt altına alınması, bu kayıtların da doğru bir şekilde yansıyan mazbatanın seçim kurullarına ulaşması ve tutanakların doğru bir şekilde sonuçlara ulaşması için de çalışma yapılması lazım. Bunun için de gönüllülerimizle sandık başında olmamız lazım dedik ve 14 Mayıs'ta da 28 Mayıs'ta da çok güzel sonuçlar aldık. Ülkemizin çok değişik yerlerinden gönüllüler bize ulaştı. Sandıkların başında görev yaptılar. Mesela az önce söylediğim oy kullanma tecrübesini 14 Mayıs'tan önce de Türkiye'nin değişik illerinde yaptı arkadaşlarımız. Mesela Hakkari'de, hiç unutmuyorum ben, Hakkari'de yaklaşık 4-5 gün bir çadır oluşturdu. Orada bir arkadaşımız vardı. Çok güzel işler yaptı. Hakkari'de müthiş bir oy kullanma tecrübesi, seçim öncesinde yaklaştık. Sakarya'da, Kocaeli'de, Ankara'da, İzmir'de ve onun sonuçlarını da gönüllülerin dönüşlerini bize hep olumlu şekilde, bu tecrübelerin olumlu şekilde yansıdığını gördük. Bu üç tane temel felsefeyle yola çıkmıştık ve bunu da 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirdik. Bu seçime. Şimdi tabii her seçimin kendi içerisinde biliyorsunuz o bir süreçti, bitti. Yeni bir süreç başladı. Her seçimin kendi içerisinde kendi dinamikleri var. Bu bir yerel seçim. Bunun da kendine göre dinamikleri var. Şimdi yeni gönüllülere ihtiyacımız var. Eski gönüllülerimizle irtibatımız devam ediyor. Onlarla iletişimi hiç koparmadık. Mesela şöyle bir şey yaptık. Bunu mutlaka buradan paylaşmamız lazım. Oylum Hanım sizlerin aracılığıyla. Bize gönüllü olan arkadaşlarımız adına ne yapabiliriz sandığın başında demokrasiye katkı sağlamış. Aslında bu ülkede demokrasinin güçlenmesi için ortaya refleks koymuş ve hiçbir siyasi fikir gözetmeksizin sandığın başında bulunmuş. Ne yapalım dedik. Sonra düşünürken bu topraklarda bizim için iki tane kıymetli şey var. Geleceğe bırakabileceğimiz çocuklarımıza, ben de bir öğretmenim, gençlere, çocuklara. Bir, güçlü bir demokrasi, kök salmış bir demokrasi. Türkiye'nin yeni yüzyılında demokrasi dışı, sandık dışı tüm etkenlerin geride kaldığı, darbe girişimlerinin, fiili darbelerin, postmodern darbelerin Cumhuriyet'in eski yüzyılında kaldığı, yeni yüzyılında kök salmış güçlü bir demokrasi. Ne yapacaksak demokrasiyle yapacağız dedik. Onun için oy birliği var. İkincisi de yaşanılabilir bir çevre, bizim için çok kıymetli. Çocuklarımıza, gençlerimize bırakacağımız en önemli miraslardan bir tanesi ve oy birliği gönüllüleri adına Şile'de bir hatıra ormanı oluşturduk. Aa, çok güzel. Yaklaşık harika. 20 bin fidanı orada toprakla buluşturduk, can suyunu verdik. Şu anda Şile'de çok güzel bir hatıra ormanımız var. Çok bu da güzel. Gönüllülerimiz, onlara birer sertifika çıkardık bu arada. Hepsine gönderdik. En güzel hediye. Evet, çok mutlu oldular. Gerçekten çok güzel düşünmüşsünüz. Hem bizler için düşünmüşsünüz, hem oy birliği gönüllüler için düşünmüşsünüz. Kaç gönüllünüz var? Ya 20 bini geçti Türkiye genelinde. Evet, Türkiye'nin aslında biz İstanbul merkeze çıkmıştık. O zaman da yayında konuşmuştuk sizle. Ama tabii televizyona çıkınca, sosyal medyaya çıkınca, anlatmaya başlayınca Türkiye'nin her yerinden gönüllüler gelmeye başladı. Ve onları 20 binin üstünde gönüllüyle 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta bu biraz daha arttı. Sayı biraz daha fazlalaştı ikinci seçimde. Şimdi temel hedefimiz, Türkiye'de 200 bine yakın sandık var, 191 bin. İstanbul'da 30 bin sandık var. İstiyoruz ki bu sandıkların tamamında oy birliği gönüllüleri buluşsun ve orada olsun. Mesela şunu çok iyi gözlemledik, müşahede ettik. Siyasi partiler sonuçta bir şey anlatıyorlar. Hedefleri var. İster istemez sandık başında bazen gergin olabiliyorlar. Çünkü herkesin kendi hayatıyla ilgili idealleri var, hedefleri var. O stres, o baskı onlara gerginlik ortaya çıkarabiliyor. Ama bizim arkadaşlarımızın, yani sivil toplum kuruluşlarının, bizim gibi sivil inisiyatiflerin sandığın başında bulunduğu her yerde sükuneti sağlayan, dengeleyen, kabul gören bir yapı olduğunu gözlemledim ben. Onun için çok önemsiyorum. Bu seçimde sizin aracılığınızla oybirliği.org adresinden bize gönüllü olsunlar. Gönüllülük başvurusunda bulunurlarsa biz onlara hemen ulaşırız. Ve gönüllülerimiz de bu seçimde sandıkların başında tekrar demokrasi bayramında buluşmak istiyoruz. Ömer Bey, şunu sormak istiyorum. Şimdi o odaya girildiğinde, daha doğrusu genelde o sınıfa girildiğinde pek çok kişiyle karşılaşıyoruz. O sınıfta bir oy birliği platformundan arkadaşımızın bulunduğunu, o güvenliği sağladığını nereden göreceğiz ve öğreneceğiz? Bizim bilekliklerimiz vardı Oylum Hanım. Biz bileklik dağıttık gönüllülerimize. Tüm Türkiye'de ulaştırdık. Bizim bileklikler bir ayırt edici unsur olarak bizim gönüllülerimizde bulundu. Nasıl dağıldınız peki? İllerde... Neye göre dağıldınız? Şöyle, bir kere öncelikle hangi sandıkta bize başvuru yaptıysa gönüllümüz o sandıkta görevlendiriyoruz. Yani ben İstanbul Kadıköy'de oy kullanıyorum. Bostancı Hayrullah Kefon Anadolu Lisesi'nde. Ben sisteme girdiğimde sandığımı yazıyorum, şu sandıkta oy kullanıyorum diye. Biz sizi önce kendi bulunduğunuz sandıkta görevlendiriyoruz gönüllü olarak. Diyelim sizin sandıkta sizden başka bir arkadaşımız daha gönüllü olarak başvurdu. O zaman en yakın sandıkta görevlendiriyoruz. Önemli olan kendi bulunduğu çevre. Bir de şöyle düşünün. Siz kendi sandığınıza gönüllüsünüz. Zaten sizin komşularınız kullanıyor sandıkta. Oy kullanıyorlar. Aynı binada yaşadınız. Aynı caddede yaşadınız. Sizi de tanıyorlar aslında. Bu ilişki süreci daha sağlıklı ve güvenli oluyor. Bazen siyasi partiler başka yerlerden müşahit getiriyorlar. Sandık kurulu üyeleri getiriyorlar. Bunun için bizim bu noktada o sandıkta bulunmamız da biraz daha olumlu katkı sağlıyor sürece. Şimdi tabii neden oy birliği diye sormak istiyorum. Çünkü zaten oy birliği sağlansa Türkiye'de farklı fikir olmazdı. Şöyle, sandık kurulmasına gerek kalmazdı. Oy birliği diyerek neyi amaçlıyorsunuz? Ne anlatmaya çalışıyorsunuz? Şöyle Oylum Hanım, demokrasilerde oy birliği olmaz. Demokrasilerde oy çokluğuyla karar alıyoruz. 50+1 ile Cumhurbaşkanımızı seçtik. Şimdi en çok oy alan kişiyi kentin belediye başkanı yapacağız. En çok oy alan kişiyi o mahallenin muhtarı yapacağız. O ilçenin belediye başkanı, o şehrin büyükşehir belediye başkanı yapacağız. Dolayısıyla oy çokluğuyla bir karar alacağız. Karar aşamalarında oy çokluğu. Ama çıkan kararın kabulünde oy birliği yapmamız lazım. Hangi karar çıkarsa çıksın, seçmen hangi kararı vermiş olursa olsun, seçmenin iradesi sandığa nasıl yansımış olursa olsun, çıkan kararın kabulünde oy birliği olması lazım. 14 Mayıs hatırlayın. Çok az bir farkla 50+1'i tamamlayamadı. Sayın Cumhurbaşkanımız seçilemedi ilk turda. İkinci tura kaldı ama toplumun hiçbir kesiminde herhangi bir tartışma olmadı. Sonuçlarla herkes kabul etti. 15 Mayıs sabahı 14 gün daha var seçime. 28 Mayıs'ta oyumuzu kullanacağız dedik. Hatta şöyle oluyor mesela. Orada da şunu çok iyi gözlemledim ben. Ben de bir okuldaydım sandıklar açılırken. Arkadaşların da bu dönüş çok aldık. Mesela yetkili yerlerdeki sorumluluk sahibi kişilerin yaptığı açıklama çok normal bir açıklama, açlara çok farklı yansıyor. Mesela 14 Mayıs'ta acaba mı diye işte veriler gelmedi dedi bir siyasi parti. Adaylar işte aramızda kalsın, kazanıyoruz, kazanmıyoruz, öyle bir açıklama olduğu an aşağıda çok farklı yansıdı. Onun için YSK çok iyi veriler veriyor. Çok iyi takip edeceğiz. Sizin sorduğunuz soruya tekrar dönüyorum. Süreçte oy birliği yok ama sonucun kabulünde oy birliği. Çıkan sonuç, oy birliği önemli. Evet, kabul edeceğiz. Yani çıkan sonuç hoşumuza gitmeyebilir, bizim tercihimiz olmayabilir ama çoğunluğun tercihine her zaman için sadık olmamız ve saygı duymamız tabii gerekiyor. Ama bu konuyla ilgili ülkemizde zaman zaman tabii hani itirazlar yükseliyor ama bunlar yine demokratik itirazlar. Tabii. Çok şükür ki öyle bir problem görmedik bugüne kadar. Seçim çalışmalarında hangi teknoloji kullanılıyor? Yapay zekanın seçim teknolojilerine, seçim çalışmalarına girdiğini söyleyebilir miyiz artık? Ya şöyle, biz 14 Mayıs'ta da 28 Mayıs'ta da şu anda da hem sandık kurulunda müşahit olarak bizim de gönüllü olarak görev yapacak arkadaşlarımızın eğitimlerini yapay zeka teknolojisiyle ürettiğimiz içeriklerle yaptık. Geçen sefer de bahsetmiştik bundan. Genç arkadaşlarımız yaptı. Bu çok kıymetli. Bu arada şunu söyleyeyim Oylum Hanım. Gençlere güvenmek lazım. Onlarla yol yürümek lazım. Beraber olmak tabii lazım. Ki. Bizim platformun genel merkezinde, yani bizim yapının genel merkezinde tüm ekip gönüllü. 50'den fazla çalışan arkadaş var. Yani bizim yönetimdeki arkadaşlarımız dahil olmak üzere yaşı en büyük olan benim bu arada. Ne öğretmenisiniz ben siz? Ben fen ve teknoloji öğretmeniyim. Fen bilgisi öğretmeniyim. Tam evet, denk düşmüş. Evet. Dolayısıyla genç bir ekiple çalışıyoruz. Bu teknolojilerin tamamını genç arkadaşlar yapıyorlar. Müşahit eğitimlerimizi, sandık kurulu eğitimlerimizi, mesela stok içerikler oluşturduk. Doğru oy kullanma demiştim programın başında. Hani hatalı, nereye yaparsam hatalı oy kullanmış olurum. Nasıl hatalı olur, nasıl doğru olur? Bunların hepsini yapay zeka teknolojisini kullanarak anlattık. Mesela geçen seçimlerde metaverse'te oy kullanma tecrübesi yaşattık. Farklı şehrin farklı meydanlarında Teknofest'e katıldık. Orada işte gözlükleri takarak bilgisayar programı kullanarak gidip yanlış bastığında kırmızı basan geçersiz oy diye, doğru bastığında yeşili onaylayıp doğru oy kullanma tecrübesini gençlere yaşattık. İlk defa oy kullanacak insanlara. Teknoloji de bu anlamda çok faydalı ve verimli şekilde kullanıyoruz. Siz yine anlatmıştınız Ömer Bey, epey ciddi yanlış oy kullanan ve geçersiz sayılan oylarımız var. Onun için doğru oy kullanmak da çok önemli. Ya buradaki temel felsefe şu. 2019 yerel seçimlerinde 2 milyona yakın geçersiz oy olmuş Türkiye'de. Bu Cumhurbaşkanlığı 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığında 1 milyon 20 bin civarı, milletvekilliğinde 1 milyon 300 bin civarı geçersiz oy olmuş. Dolayısıyla geçersiz oy aslında geçersiz seçmen iradesi demek. Çünkü şimdi şu anda yerel seçimdeyiz. Belediye başkanları harıl harıl kendi projelerini anlatıyor. Az önce haberlerde izledik. İşte şehre, kente, mahalleye vaatlerde bulunuyor. Muhtar adayları kendiyle ilgili vaatlerde bulunuyor. Seçmen bunların hepsini harmanlayıp sandığın başında bir karar veriyor. Ve kendince doğru kararı veriyor. Az önce söylediğiniz gibi fikri ne olursa olsun. Ama bu verdiği kararı mazbataya yansıtırken eğer yanlış yansıtmışsa o oy geçersiz sayılıyor. Tabii. Ve geçersiz seçmen iradesi demek. Bakın 200 bin sandık var. Her oyda her sandıkta bir oy geçersiz sayılsa 200 bin geçersiz oy yapar. Biz 2019'da İstanbul yerel seçimlerinde tartıştığımız oy sayısı, hani o günkü ülkenin gündemini uzun süre meşgul eden meselenin altında yazan sayı 30 bin oydu. Her sandıkta bir oy. Onun için seçmenin doğru oy kullanması bu anlamda çok kıymetli. Ben siz de kamu spotunda veriyorsunuz. Takip ediyorum ben. YSK'nın çok güzel içerikleri var bu seçimde. Ben bakıyorum doğru oy kullanma, sandıklarda kimler görev yapar. Bunların da seçmenin faydalanmasının önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri seçimini hatırladığımda o da çok meşakkatli, tartışmalı geçen bir seçim idi. En son seçim. Rusya'nın müdahale etmesiyle suçlanmıştı Rusya. Mesela şöyle düşünün Oylum Hanım. Demokrasinin 5'i olduğunu iddia ediyor Amerika Birleşik Devletleri. Hatta bizim bulunduğumuz coğrafyaya demokrasi vaadiyle gelip birçok şey yaptı. Oralara girmeyeceğim ama şunu söyleyeyim. Amerika'da Biden'ın kazanması neden olan oylar postayla kullanılan oylar. Ya. Yaklaşık işte tam sayı hatırlamıyorum ama 3 milyon civarı. Postayla oy mu kullanılır? Ya, Amerika'da postayla oy kullanılıyor. Amerika'da postayla oy kullanılıyor çünkü 350 bin seçmen var ve ya kıta kadar büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz ama yine de oy yani posta ile oy. Mesela çok... bizim seçim sistemimiz, seçim organizasyonumuz, sandık başında her şeyin sandık başında olması, seçmenin o kabine tek başına girmesi bile seçmeni koruyan bir iradedir. Yani kendisini sandıkta mazbatayla, oy pusulasıyla baş başa bırakıyoruz. Mesela bunların kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. Türkiye'deki seçim sistemi Avrupa'da da dünyada da en şeffaf seçim sistemlerinden bir tanesi. Tartışılmamak lazım bu noktada. Yani ki bazen kendi yaptığımız değerlere sahip çıkmamız lazım. Ben sandığın başında bulunan sandık kurulu üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, orada devlet memuru arkadaşlarımız var. Herkes çok ciddi yapıyor işini. Evet, gerçekten çok tıkır tıkır işleyen bir sistemden bahsediyoruz. Zaman zaman bazı işte vatandaşın hoşuna gitmeyen ya da aksaklık olarak görülen şeyler oluyor. Onlar da değişiyor. Mesela bir ara mürekkep bu vatandaşın işte canını sıkmıştı, ne gerek var denmişti. Başka bir sisteme geçildi. Tabii ki bunlar tecrübe ederek sonuca varılıyor. Fakat şimdi tabii ister istemez hayatın bu kadar dijitalleşmesiyle birlikte dijital seçim, daha teknolojik bir seçim konuşuluyor. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani ben Türkiye'nin ona hazır olduğunu düşünmüyorum. Kendi fikrimi söyleyeyim açıkçası. Yani bir süre daha bu kapalı kabin, kendi ülkemizin değişik yerlerinde oy kullanılıyor, köylerde oy kullanılıyor. Dolayısıyla kabine girip kendi iradesini tek başına, yani siz annenizin yanında bir oy kullanmaya giremezsiniz, babanızın yanına giremezsiniz. Eğer bir engelli raporu varsa, özel durum varsa bunu önceden seçim kuruluna bildirdiyseniz ancak böyle bir durum ortaya çıkar. Vatandaşın kendi vicdanıyla oy pusulasını baş başa bırakmak bence tercihlerin en doğrusu. Ama hani süreçte nasıl bir şeye evrilir? Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Ne olur? Bunlar ileriki süreçlerde konuşulacak konular diye düşünüyorum. Şimdi müşahitler var, sandık temsilcileri var, partilerin temsilcileri bulunuyor o sınıfta. Peki oyunu kullanacak kişi neye dikkat etmeli ve bir yanlış görürse nasıl bu yanlışı kime aktarmalı? Bir kere şunu söyleyeyim Oylum Hanım. Hak tabiriyle söylüyorum, meydanın sahibi siyasi partiler seçimde. Alanın sahibi siyasi partiler, oradaki seçimin tüm sahibi aslında siyasi partiler. Çünkü kanun yapıcı öyle güzel düzenlemiş ki, mesela şöyle zannediyor bazen vatandaşımız, ya buradakiler tamamı devlet tarafından gelmiş görevliler zannediyor. Halbuki 7 kişilik sandık kurulunun 2 tanesi devlet memuru, 5 tanesi kanun yapıcı diyor ki bir önceki seçime katılmış, bakın burası çok kıymetli, halktan onay almış, yani ilk 5'e girmiş siyasi partilerin temsilcileri. Seçime bir sürü siyasi parti katılıyor. Hepsi sandık kuruluna üye veremiyor. İlk 5'e girmiş siyasi partiler veriyor. Onun dışındakiler de diyor müşahit olarak, gözlemci olarak, aslında müşahit ne demek? Şahitlik eden, gözlemleyen. Gözlemci olarak sandığın başında gelip süreci takip edebilir diyor. Seçmen bir hata gördüğünde önü sandık başkanlığı iletmesi lazım mutlaka. Yani diyelim ki bir kimlik kontrolü yapılırken oy pusulasında işte... Seçmen listesinde bir problem varsa mesela şuna çok dikkat etmesi lazım seçmen. Bunu mutlaka bilinçlendirmek adına anlatalım burada. Oy pusulanızı aldığında üstlerinde hiçbir işaret olmaması lazım. Oy pusulanızın tertemiz olması lazım. Kalemle bir işaret vurulmuş, arkasında bir işaret var. Kesinlikle olmaması lazım. Ve sizin bunu kabine girmeden gözlemlemeniz lazım. Yani pusulanızı temiz, zarfınızı temiz almış olarak kabine girmeniz lazım. Bu çok kıymetli. Çünkü geçmiş yıllarda ülkemizin bazı yerlerinde, bazı seçimlerde işte kalemli işaret konuldu üzerine, oy pusulalarına. Bunlar sonra geçersiz sayıldı. Güneydoğu'da çok yaşadık bunu mesela. Bu seçimlere değil ama 4-5 seçim önce. Dolayısıyla burada seçmen buna çok dikkat etmeli. Hata görüyorsa sandık başkanı, devlet memurları zaten. Mesela orada da şöyle bir uygulama yapılıyor. Bunun da kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. Her devlet memuru görev alır mı? Devlet memurların hangileri görev alıyor? Kim seçiyor bunları? Diyor vatandaş, bize soruyor. İlçede bulunan tüm memurların listesi seçim kurulunda var. Kurrayla sandık kurulu başkanı belirleniyor. Mesela şunu yaşadım ben. Bir sandıkta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki şube müdürümüz sandık kurulu başkan yardımcısı olmuş. Oradaki kapıda, girişte karşılayan arkadaşımız da, onun yaptığı çok kıymetli. O da sandık başkanı olmuş. Çünkü ikisi de devlet memuru, rastgele kurra çekiliyor. Dolayısıyla o süreçler çok sağlıklı işliyor. 2 tane devlet memuru, genelde öğretmenlerimiz görev alır biliyorsunuz çoğunlukta. Ve ben hep şunu söylüyorum. Yani biz en kıymetli, en değerli varlıklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimize, çocuklarımızı güvenirken problem yok da sandığın başında görev alırken mi problem var? Onun için güveneceğiz onlara. Sandık kurulu ama biz gözlemci olacağız, şahitlik edeceğiz. Şöyle düşünün, Oylum Hanım, sandık kurulu 7 kişiden oluşuyor. Türkiye'de 200 bin sandık var yaklaşık. 7 ile çarpın 1.400.000 kişi. Bir de bizim gibi sivil toplum hareketleri var. Yaklaşık 2 milyon kişi seçimde görev alıyor sahada. Evet. Niye tartışma olmuyor biliyor musunuz? Çünkü 2 milyon kişi süreci çok iyi şahitlik ediyor. Çok iyi görüyor yapılanları. Ya diyor ki çok güzel bir seçim süreci geçirildi diyor. Ama bilmeyen tek kişi oyunu kullanıp eve gidip işte kahvesini bizim gibi alıp sandık başın, televizyon başında sonuçları yorumlayanlar da aa öyle olmuş böyle olmuş, birisi bir şey söylüyor, sosyal medyadan bir şey yazıyor, onun arkasına düşüp öyleydi böyleydi. Yani ben diyorum ki bunları konuşmak istemiyorsanız oy birliğine gönüllü olun, gelin bizimle beraber sandığın başında bekleyin, gözlemci olun, sürece şahitlik edin, eğer bir hata varsa müdahale edin. Biz zaten kendi gönüllülerimize eğitim veriyoruz, dilekçelerine örnekleri gönderiyoruz, nasıl itiraz etmesi gerektiğini bir hata gördüğünde, yanlış gördüğünde. Diyelim ki bir hata var, itiraz ettiniz. Sandık kurulu oy çokluğuyla karar alıyor mesela. Oy birliğiyle değil. 7 kişinin 7'si de aynı şeyi düşünmek zorunda değil ama 4'e 3 çoğunluk çıktığı zaman o itiraz kabul ediliyor veya reddediyor. Tamam. Diyelim ki siz bir itirazda bulundunuz. Sandıkta müşahitsiniz ve sizin itirazınız reddedildi. Bitti mi işiniz? Hayır. Seçim kurulları var. Orada da siyasi partilerin temsilcileri var. Hı. O seçim kurulundaki siyasi parti temsilcileri de aynı şekilde bir kurul oluşturuyorlar hakimlerin başkanlığında. O hakimler de o ildeki, o ilçedeki en tecrübeli hakimden seçiliyor. Yani kanun yapıcı tepeden tırnağa sistemi çok güzel düzenlemiş. Biz de şahitlik ederek süreci takip edeceğiz. Şimdi yerel seçimimiz var. Ondan sonra uzun bir süre seçim olmayacak inşallah Türkiye'de. Olmamasını istiyoruz artık. Arzu ediyoruz. Normal şartlar altında da olmayacak. Ne yapacak oy birliği ya bu süreçte? Tabii bizim seçimin dışında da kendimize görev edindiğimiz bazı konular var. Bir, ülkemizin demokratik katılımına, gelişimine katkı sağlamamız lazım. Mesela 8 Mart Dünya Kadın Hakları Günü. Orada da bir çalışmamız var Oylum Hanım. Biz kadınların demokrasiye katılımının eksik olduğu kanaatindeyiz. Neden? Katılım demeyin de kadınlara demokrasi içerisinde seçilmiş alanlarda tanınan alanın kısıtlı ve eksik olduğu düşüncesindeyiz. Ve kadınların siyasetteki yerinin bir oranla, bir kotayla değil de toplumdaki sayısına göre belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. 8 Mart'ta da bir farkındalık çalışması yapacağız. Ya hocam ne demek istiyorsunuz derseniz, çok kaba açıklayacak olursak 600 tane milletvekilimiz varsa bunun 300'ü kadın olmalı diyoruz biz. Belediye başkanlarının yarısı kadın olmalı. Çünkü toplumdaki kadın oranı yarı yarıya temsil edildiğine göre. Evet. Dolayısıyla bu noktada buna benzer alanlara çalışmalar yapacağız. Kadınların demokrasiye katılımı, işte bu topraklar demokrasinin gelişimi, dünyadaki diğer ülkelerdeki seçimlere gözlemci bulundurma, bunlarla ilgili başvurular yapıyoruz. Dernek kurduk, dernek statüsü kazandık şu anda. Bunlarla ilgili tüm yazışmaları, mailleri yapıyoruz. Yani seçimden sonra da dünyadaki seçimleri takip edeceğiz. Çalışmaya devam edeceğiz. Şöyle genç bir ekip var. Akademisyen arkadaşlarımız var. O genç arkadaşlarımız da bu sürece çok katkı sağlamak istiyorlar. Onun için de sadece sandık başı değil, Oy Birliği Platformu, Oy Birliği Derneği sürecin içerisinde demokrasinin farklı alanlarına katılımlar sağlayacak, açıklamalar yapacak, raporlar hazırlayacak, bu sürece katkı sağlayacak. Ben biraz da şöyle düşünüyorum, arkadaşlarımız da böyle düşünüyor. Artık sivil toplum kuruluşları dünyada zaten böyle, Türkiye'de de artık daha güçlendi, söz sahibi olmaya başladı. Ben süreçte sivil toplum hareketlerinin, sivil toplum kuruluşlarının söz söylediği alanlardaki etkisinin yüksek olacağını düşünüyorum. Bu noktada da Oy Birliği Platformu da hem seçim süreçleriyle ilgili, sandık güvenliğiyle ilgili, seçim sonunda ülkedeki demokratik gelişimlerle ilgili, kadınların, gençlerin sürece katılımıyla alakalı çok ciddi çalışmalar imza atacak diye ümit ediyoruz hep beraber. Çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. Kolaylıklar diliyorum size, Oy Birliği Platformu'na. Çok teşekkür ederim Oylum Hanım. Son olarak herkesin tabii bir derdi var. Bizim derdimiz gönüllüler. İstiyoruz ki bu seçimde her sandıkta bulunalım. Türkiye'deki, İstanbul'da her sandıkta bulunalım. İnternet sitemizden www.oybirliği.org adresinden mutlaka bize ulaşsınlar. Gönüllü ol butonunu doldursunlar. Biz onlara mutlaka ulaşacağız diyorum. Kazasız, belasız, tartışmanın olmadığı, kavganın olmadığı 31 Mart seçimlerini geçirelim. 1 Nisan'da inşallah hep beraber aynı sokaklarda, aynı caddelerde, kentin aynı yollarında beraber yürüyeceğiz diyorum. Çok teşekkür ederiz Habertürk ailesine de bir kez daha bizi burada misafir ettiğiniz için. Biz de çok teşekkür ediyoruz Oy Birliği Platformu'na. Sizin nezdinizde Oy Birliği Platformu sözcüsü Ömer Şahan bizimle birlikteydi. Her seçim öncesi kendisini davet ediyoruz. Kendisi de sağ olsun geliyorlar ve oy vermenin ve doğru oy vermenin önemine ve sonrasında yaşanacak demokrasi şöleninin de doğru bir şekilde şölene dönüşmesini aktarıyorlar. Neden oy birliği, işte seçim çalışmalarındaki teknoloji, gönüllülük esası, nasıl bir ekip olduğunu konuştuk Oy Birliği Platformu'nun Sayın Ömer Şahan'la birlikte ve bu saatimizi noktalıyoruz.